Boşanma durumu çocuğa nasıl anlatılır abi? Şöyle bir çift evliliği kurtaramadılar ve boşandılar. Bir kere boşandıktan sonra durumu çocuğa aktarmaları gerekiyor. Boşanmadan önce nasıl olsa boşanacağız diye gidip çocuğa durumu anlatıyorlar. Ama boşanmıyorlar bu defa. Çocuk travma yaşıyor gereksiz yere. Bu defa her seferinde çocuk anne boşanacak mısınız? Baba boşanacak mısınız? Anne babam bizi bırakacak mı? Bunu yaşatmaya gerek yok. Resmi olarak boşandınız. Her şey netleşmeye başladı. Ondan sonra bir hafta, iki hafta, üç hafta fark etmez. Sonrasında çocuğa anlatılmalı. Peki nasıl anlatılmalı? Anne baba birlikte olacak bir kere. Bir çocuk, iki çocuk neyse. Çocuğun yaş durumu burada dikkate alınabilir. 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuk. Anne baba orada bulunacak ve çocuğa bu durumu anlatacaklar. Anne anlatacak, baba onaylayacak veya baba anlatacak, anne onaylayacak. Ancak buradaki duruşları önemli. İkisi de aşırı neşeli de olmayacak. Bir matem havası da olmayacak. Aşırı üzgün de olmayacak. Çok doğal bir şeymiş gibi, sıradan bir şeymiş gibi imajı uyandırmalı ki çocukta travma etkisi bırakmasın. Boşanma kelimesini kullanmak zorunda değiller. Yani şöyle diyebilir baba: oğlum biz annenle konuştuk. Annenle şöyle bir karar aldık. Bundan sonra iki tane evimiz olacak. Bir yeri de annen kalacak, bir yeri de ben kalacağım. Ve sizin iki eviniz olacak. Siz istediğinizde burada olursunuz, istediğinizde orada olursunuz oğlum. Bir problem yok. Anne de dönecek, çocuklara bunu teyit edecek. Evet çocuklar, babayla böyle bir karar aldık diyecek. Bu kadar. Detaya girmiyoruz. Ayrıntılara girmiyoruz çocuklara. Hiçbir problem anlatılmıyor. Neden boşandılar? İşte anlaşamıyoruz, işte şu bu. Çocukların yaşı büyükse eğer bunlar olabilir. Oğlum siz de biliyorsunuz az çok biz annenizle işte problem yaşıyoruz veya babanızla problem yaşıyoruz ikimiz. Ve biz bu problemleri çözemedik. Yani burada annen suçlu ve ben suçluyum değil. Biz ikimiz de sorunu çözemedik. Dolayısıyla ayrılma kararı aldık. İşte iki tane evimiz olacak. Ben orada olacağım. Annem burada olacak. İstediğiniz zaman bana, istediğiniz zaman annenize gelip gideceksiniz. Şu cümle vurgulanmalı: biz hep yanınızda olacağız. Her zamanki gibi hep yanınızda olacağız. Böyle söylediğinizde olayın devamını çocuk zamanla öğrenmiş olacak zaten. Ya meğer annem babam boşanmışlar, meğer anlaşamamışlar, meğer problemler yaşamışlar falan. Onu öğrendiğinde de yaşı büyümüş olacak, travma etkisi oluşturmayacak çocukta. Danışanlarınızla hiç unutamadığınız bir olay yaşadınız mı abi? Çok var. Bir tanesini anlatayım. Siz deyince hemen o aklıma geldi. Anadolu'nun bir şehrinde bir çift bir bayram sabahı hanımefendi yumurta pişiriyor, yumurta haşlıyor ve eşinin yumurtasını haşlıyor. Beyefendi masada, hanımefendi o ara çocuk ağlıyor. Çocuğa gidecek 3 dakika yumurta haşlamış. Meğer onların bir kararı varmış. 4 dakika olması gerekiyormuş. Öyle bir karar almışlar. Daha sağlıklıymış, daha iyi pişiyormuş falan. Sonra önüne koyuyor yumurtayı, diyor ki canım yumurta 3 dakika pişti, bilgin olsun. 4 dakikaya tamamlasaydın ya falan diyor kadına. Çocuk ağlıyor, duymuyor musun, ben işte gidiyorum, sen kendini yap. Ya yapmayacaksan yapma falan. Nihayetinde kadın diyor ki yemeyeceksen zıkkım ye diyor. Sen misin bana bunu diyen? Adam kalkıyor. Ben de şimdi gidiyorum, bir davayı açıyorum. Seni boşayacağım diyor. Evden çıkıyor. Hocam diyor, çıktım aklıma geldi, bayram, nereye gideceğim? Sonra geri döndüm. Dedim ki seni boşamayacağım. Süründüreceğim. Sürüm sürüm seni süründüreceğim. Dedim, kapıyı vurdum. Çıktım gittim diyor. Öfkeyle. İşte krizi yönetememenin etkisi. Gittim hocam, sağa takıldım, sola takıldım. Akşama eve geldim. Geldim, zile bastım, ses yok. Kapıyı açmıyorlar. İki tane de küçük çocuk var. Kapı açılmıyor. Kendim açtım anahtarımla. Evde kimse yok. Fakat diyor salona girdim, baktım bizim perdeler yarısı kesilmiş. Bütün odalara gittim baktım, bütün perdeler ortadan makasla kesilmiş. Kadın almış makası, bütün perdeleri ortadan kesmiş. Sonra yatak odasına gittim. Gardıroptaki bütün kıyafetlerim kesilmiş ortadan. Kadın kendi kıyafetlerini de kesmiş. Tümünü ortadan kesmiş. Yatak odasındaki yatağı da yine makasla kesebildiği kadar kesmiş, parçalamış. Bir not bırakmış oraya. Biz gittik. Bu kadar. Biz gittik. Az sonra öğreniyor ki meğer hanımefendi uçak bileti almış, çocukları almış. Babasının olduğu memlekete gitmeye başlamış. Oraya gidiyorlar. Arada tabii 5-6 ay bir araya gelmiyorlar. Aracılar giriyor vesaire. Sonra bana yönlendirmişlerdi. Geldiklerinde bana bir hikaye anlatmışlardı. Sonra tabii aile terapisi sürecinde geri döndüler. Evliliklerine devam ettiler. Tabii o masraflar gitti, dağıldı, perişan oldular. Eşyaları niye ikiye bölündü? Kızgınlıktan. Sen misin beni sürüm sürüm süründüreceğim? Bakalım kim kimi süründürüyor diye ben de ona cevap verdim dedi. Böyle enteresan bir hikaye yaşamıştım. Yani buradan şunu çıkarıyorum ben. Bakın, basit bir kıvılcım. Yönetemezseniz evi yakar. Yani kadın orada 3 dakika koydu diyelim. 1 dakika bekleyemeyecekti. Beyefendi yumurtayı koysaydı veya hanımefendi de ona zıkkım olsun demeseydi olay belki buralara kadar gelmeyecekti. O yüzden bana göre eşlerin özgürlüğü sorun çözme becerileriyle orantılıdır yani.